Esmasını dilden komam, hiç kesilmez ruzigarım. Bin şükür ki kuluyum ben, feda kıldım bütün varım. Kerem eyler güller açar, her dalında bülbül uçar. Miskü amber koku saçar, solmaz olur gülizarım. Şefkatiyle bakan odur, çerağımı yakan odur, her direği diken odur, odur benim özge yârim. Şehinşahım ferman eder, ben gedayı sultan eder, Firdevsine mihman eder, sona erer ahuzarım. Hayr umarım celalinden, nur isterim cemalinden, Allah derim ta gönülden, ne de hoştur bu eskârım. Kulakları çınlasın Ahmet Efe Üstad'ın Esmaül Hüsna'yı şiirlerle anlattığı bir eserinden, Allah esmasına yazmış olduğu şiirle bugün sahur vakti programımızı açtık. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Geceniz hayır olsun, sahurunuz bereketli olsun, seheriniz bereketli olsun efendim. Ramazan-ı Şerif adım adım bizden uzaklaşıp gidiyor. Geride kalan zaman dilimlerini 11 ayı Ramazan'la birlikte muhasebe ettiğimiz gibi, Ramazan'ın geride kalan günlerini de tek tek muhasebe etmek, gündüzünde, gecesinde, orucunda, kıyamında, zikrinde ve şükründe, Ramazan benden memnun mudur acaba sorusunu her yeni günde, her yeni Ramazan başlangıcında sormak bizim mükellefiyetimiz. Bugün 5. güne Bismillah diyoruz. 4 günü geride bıraktık. Hatta teravihler itibariyle bakarsak 5. teravihi de geride bıraktık. Efendim, Ramazan-ı Şerif sonuna erdiğimizde bizden şikayetçi değil, memnun olarak ayrılırsa dünyanın en şanslı, modern tabirle dünyanın en büyük kazancına erişmiş insanlar olacağız inşallah. Bu dua ile bugün de seher vaktinde Allah'ımıza yalvarıyoruz. Ya Rabbi, Ramazan'ı hakkımızda şikayetçi değil, şefaatçi kıl Allah'ım. Seherlerini, sahurlarını, iftarını, teravihini, bütün anlarını, her anını senin rızana göre değerlendiren kullarından olmayı diliyoruz. Ya Rabbi, bizi şu seher vaktinde bu dualarımızla kapından boş çevirme Allah'ım. Kapına geldik ve şu Ramazan seherinde sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi, bütün eskarımızı, fikrimizi, şükrümüzü, zikrimizi sen eyle, kendin eyle ve bizi Ramazan'la buluştur. Ramazan'ın ruhunun derinliklerine inenlerden eyle. Kur'an ayı Ramazan ve bütün programlarımızı Kur'an'la açıyoruz. Bugün de söz yine Kelamullah'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما الكتاب والحكمة يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. Şüphesiz insanlık için en yüce, en güzel örnekler onda. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, her türlü salatü selam, tahiyyatü ikram onun üzerine olsun, bizim için en yüce örneklerin olduğu zat-ı muhterem. Ondan asırlarca sonraya düşmüş ve bir gurbet hissiyle yaşayan müminler olarak, onun bize gösterdiği çizgide yürüyebilmek gayreti en büyük iftiharımız, övüncümüz. Onun çizdiği çizgide, onun gösterdiği yolda, yine onun bizi kilitlediği hedefe doğru yürüyorken, tabii ki insanın bir serüveni var. İnsanın Hazreti Adem'le birlikte başlayan bu dünyaya ait, bu dünyaya dair ama başlangıcı cennette olan bir yolculuğu var. Her şeyin aslına rücu ettiği gibi yine bir gün insanoğlu cennete rücu edecek inşallah. Hazreti Adem atamızın Havva validemizle birlikte cennette başlayan o güzel, tatlı yolculuğunu bugün Bismillah diyeceğiz ve hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz, şeref verdiniz stüdyomuza. Halil İbrahim Üren hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kulaklarımızın pasını aldı bu güzel seher vaktinde. Allah razı olsun. Hocamızdan birazdan yine kulaklarımızın pasını alacağı güzel bir ilahide istirham edeceğim ben. Şimdi hocam şöyle başlayalım. İnsanın bir serüveni var, bir yolculuğu var. Ve nefeha fihi min ruhihi ile başlayan, evet, değil mi? Adem'in hatta daha da öncesinde ruh bile üflenmeden bir balçık olarak yaratılışı ve bu serüven, Adem'le birlikte başlayan bu serüven bugün geldiğimiz noktada işte biz acizlerle devam ediyor. Evet. Bu serüven, bu yolculuk nasıl başladı? Başlangıcı nasıldı? Bugününü anlamak için önce bir başlangıcını
anlamak gerekir herhalde. İnşallah. Değerli izleyicilerimize sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz. Hayırlı ve bereketli sahurlar diliyoruz inşallah. İnsanın serüveni konusunda hocamız güzel bir bölüm okudu geçen Kur'an-ı Kerim'den. Yani konumuzla da irtibat kurabileceğimiz. Peygamberi Cenab-ı Hak vasıflandırırken Kur'an'ı ve hikmeti öğreten ve bir de sizin bilmediğiniz şeyleri öğreten diye vasfetti. Evet. Hakikaten her peygamber kendisi Allah'ın kendisine vahyettiği kitap asıl olmak üzere ve yine Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği ilim, irfan, biz buna hikmet diyoruz. Hikmette sünnet olarak ifade ediliyor. Bunları öğreten bir vasfı var. Zaten insanlığın hayatına ışık tutan, nereden gelip nereye gittiğimizi ortaya koyan süreci biz bu iki temel kaynaktan öğreniyoruz. İnsanın serüveninin başlangıcı konusunda Cenab-ı Hakk'ın peygamberimize inzal buyurduğu Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir takım ayet-i kerimeler bize bu konuda rehberlik ediyor. Başlangıç olarak Cenab-ı Hak buyuruyor ki İnni ca'ilun fil arzı halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bununla ilgili meleklerin bir takım itiraz ve benzeri şeyler var. Ama burada irade-i ilahi insanoğluna var edilişinde bir başlangıcı. Evet. Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle bunun başlangıcını takdir buyurduğunu görüyoruz. Evet. Yani yeryüzünde bir varlık yaratacağım demiyor. Evet. Bir halife yaratacağım. Bir halife yaratacağım diyor. Daha niyeti yani henüz evet. insan yaratılmamışken tabii biz bizim zaman algımıza göre konuşuyoruz. Evet. Allah'ın katındaki zaman algısı başka. Evet. Ama bizim zaman algımıza göre Allah insanı yaratmaya niyet ettiğinde evet. onu halife olarak yaratmak istediğini beyan ediyor. Beyan ediyor. Dolayısıyla sürecin başlangıcı böyle olduğunu görüyoruz. Yani Cenab-ı Hak bu iradesini ortaya koymasıyla insanın serüveni başlamış oluyor. Sonra Kur'an-ı Kerim'e yine baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın kitabına peygamber bize onu öğretti. Kendisine vahyedilmişti. وَمَا خَلَقْتُ الْاِنْسَ وَالْجِنَّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Diyor ki biz insanlar ve cinleri ancak bize kulluk etsin diye yarattık. Hatta bundan bir önceki ayet-i kerimede وَذَكِّرْ فَاِنَّ الزِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ buyuruyor. Evet. Yani تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ diyor ki sen hatırlat, hatırlatmak müminlere fayda verir. Dolayısıyla bize hatırlatılan şey nedir? Aslında tüm insanlığa hatırlatmış olan şey, siz bu dünyaya rastgele ve başıboş gelmediniz. Sizin bu hayat yolculuğunuz ve süreciniz aslında Allah'a kulluğu ortaya koymak içindir diye olduğunu ifade ediyor. Evet. Mülk suresinde Cenab-ı Hak bunu şöyle biraz daha tafsil buyuruyorlar. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Cenab-ı Hak diyor ki biz ölümü ve hayatı hanginizin daha güzel amel işleyeceğini görelim, tespit edelim diye yarattık. Yani bunu ortaya koyan, ölümü de yaratan, hayatı da yaratan Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala'dan başlayan ve insana takdir buyurulan bir süre var ve bu süreç içerisinde insanoğlunun imtihanı başlıyor. Hazreti Adem bu çerçevede dünyaya geldiği zaman ilk insan ve aynı zamanda ilk peygamberdir. Evet. İlk peygamber olma sebebiyle aynı zamanda yeryüzündeki insanlara nedir? Hayatın serüvenini ortaya koyan ve mükellefiyetlerini ortaya koyan bir süreç başlıyor. Hemen ondan ilk kuşaktaki nesline geçtiğimiz zaman Habil ve Kabil olayı karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla başlangıçta Adem Aleyhisselam'la gelen tek bir yol, sırat-ı müstakim başlangıcı evlatlara gelince yolların ayrılış noktasına geliyoruz. Artık bir kuşak o sırat-ı müstakimi yaşatmak ve devam ettirmek üzere çaba gösterecek. Ama bir başka kuşak ise belli konularda, ameli konularda, belki daha sonraki dönemlerde itikat konularda evet. sapma gösterebilecektir. Hak ile batıl yavaş yavaş ayrılıyor. Ayrışmaya başlıyor. Dolayısıyla insanoğlunun bu hayat serüveninde aslında bu iki yol arasındaki çizeceği zikzaklar veya istikametini tutturup tutturamaması boyutundan şekillenmiş olduğunu görüyoruz. O çerçevede demek ki insanoğlu bu hayatı içerisinde bir imtihana tabi tutulmuş olduğunu görüyoruz. Eyvallah. Hocam sözün burasında bir es verelim isterseniz. İnşallah. Ara vaktimiz geliyormuş. Aradan önce hocamdan bir ilahi dinleyelim. İnşallah. Olur mu? İnşallah. Yani insanın serüvenini konuşacağız. Bu serüvende böyle güzel seslerle, ilahilerle hatırlatılan bir takım hikmetler de var. İnşallah. O hikmetlerden birine kulak verelim. İnşallah. Halil hocam. Sağlık saatiniz yerinde inşallah. Sayın Çok hocam. Teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız? Siz evdeyiz. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam. Duacıyız. Sağ olun. Kur'an-ı Kerim'le gönlümüzü ferahlattınız. Allah razı olsun hocam. Bir de şöyle bize ilahi kaside artık nasıl i̇nşallah uygun hocam. Görürseniz. İnşallah. Bir de gecenin bu vaktinde bizi şöyle i̇nşallah bir coşturursanız. Hocam. İnşallah buyurun. Hocam. Bir de dua ile kasideyle inşallah devam edelim.
Bülbüller sazda, güller niyazda. Bülbüller sazda, güller niyazda. Söyle namazda, elhamdülillah. Söyle namazda, elhamdülillah. Koşuşur herkes, duyulur bir ses. Koşuşur herkes, duyulur bir ses. Der ki her nefes, elhamdülillah. Der ki her nefes, elhamdülillah. Dilimde Kur'an, virdim her zaman. Dilimde Kur'an, virdim her zaman. Tesbihim her an, elhamdülillah. Tesbihim her an, elhamdülillah. Yatma seherde, uğrar sen derde. Yatma seherde, uğrar sen derde. Söyle her yerde, elhamdülillah. Söyle her yerde, elhamdülillah. Medet ya Rabbel alemin. İlahi cennete vina girenlerden eyle bizi, varup orada cemalini görenlerden eyle bizi. Mahşerde halk ola hayran, çok yürekler ola füryan. Arşın gölgesinde seyran edenlerden eyle bizi. Ya Hayyu ya Kayyum Samet, İhsanına yoktur adet. Bir bahçesinde ebed kalanlardan eyle bizi. Şu dünyanın cefası çok, kimi aç gezer, kimisi tok. Ol mizanlarda sevabı çok olanlardan eyle bizi. Meded ya, meded ya Erhamer Rahimin.
Bülbüller sazda, güller niyazda. Bülbüller sazda, güller niyazda. Söyle namazda, elhamdülillah. Söyle namazda, elhamdülillah. Halil Hocam ağzına sağlık. Ağzına diline sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam. Araya gidelim. Aradan sonra biz insanın serüvenini konuşmaya bu seher vaktinde devam edeceğiz. Zaten Halil Hocam da kasidesinde dedi. Seher vakti yatma dedi. İnşallah. Ayakta dur dedi. İnşallah. Ramazan'da da biz bunun kalan 11 aya sirayet etmesi için bir temrinini yapıyoruz. İnşallah. Değil mi hocam bir taraftan? İnşallah. Seher vakitlerinde yatmayıp ayakta kalmanın temrini. İşte bugün de bu vakitte biz bu yolculukta sizlerle birlikte olmaya, misafiriniz olmaya efendim adayız. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim sahur vaktindeki birlikteliğimiz devam ediyor. Tabii bir taraftan da televizyonumuzun Facebook sayfasından canlı olarak yayınımız devam ediyor. İzleyicilerimiz de oradan yorumlarını bizlerle paylaşıyorlar. Mesut Emre Teksen, Cihat Koyuncu, Arif Yıldız, Zuhal Çoban Özkan çok şükür elhamdülillah demişler. Sesine yüreğine sağlık kardeşim maşallah demişler Halil İbrahim hocamıza. Teşekkür ediyoruz. Yine hem Twitter hem Facebook vasıtasıyla yorumlarınızı bizlerle paylaşırsanız biz de programımız esnasında okumaya devam edeceğiz. Şimdi hocam Hazreti Adem'le birlikte başlayan bir serüvenimiz var. Allah yeryüzünde bir halife yaratmak istedi. Ve bu halifeyi yaratırken de bu halifeye hilafetinin gereği olarak sadece kulluk yani ubudiyeti yükledi. Evet. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Sonra da yine siz dediniz ki bu Mülk suresinde daha da vuzuha kavuşur. Ölüm ve hayat kim daha iyi iş yapacak, kim salih amel işleyecek diye yaratıldı buyurdu Rabbimiz. Dolayısıyla bizim hayatımızın başlangıcında, o yeryüzü yolculuğumuzun, serüvenimizin başlangıcında hilafet var. Evet. Allah'ın kula yüklediği bir hilafet ve bu hilafetin temelinde de kulluk var. Kulluktan başka da çok bir görevimiz yok zaten değil mi? Buyurun kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Tabii kulluk bir yönüyle çok sade ve ana hatlarıyla belirtilmiş bir şey ama bir yönüne de baktığımız zaman hakikaten ciddi bir sorumluluk ve emanet. Çünkü Cenab-ı Hak bir başka surede biz bu emaneti semavat ve arza teklif ettik. Onlar bu sorumluluğu üstlenmekten kaçındılar. Evet. Ancak insanoğlu bunu üstlendi. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Bir yönüyle zalim, bir yönüyle de cahil. Evet. İşte bu zalimlikle kalmamak ve cahilliğe kendimizi kaptırmamak için yine Kur'an-ı Kerim'e hakikaten kulak vermek lazım. Peygamberin beyanlarına kulak vermemiz gerekiyor. Onları takip etmeliyiz. Cenab-ı Hak yine buyuruyor ki, Küllü nefsin zâigatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra devam eder. Ve neblûküm bişşerri vel hayr. Sümme ileyna türceûn. Diyor ki biz sizi şer ve hayır ile imtihan ederiz. Yani nimetler veririz, sağlık veririz, afiyet veririz, zenginlik veririz. Birçok imkanlar bahşederiz. Aynı zamanda bunun yanında yokluk da veririz. Sıkıntı da veririz, hastalık da veririz. Bu süreçlerde acaba biz imtihan sürecinden kopuyor muyuz? Kulluk olarak başladığımız yolculukta acaba ayağımız kayıyor mu, istikamet kaybediyor muyuz? Buna dikkat etmek gerekiyor. Buna benzer bir şey biz baktığımız zaman aslında bu yönüyle bu dünyaya gelen her insan, insanlığın yaşayacağı uzun süreci düşündüğümüz zaman belki kilometrelerce bir çizgi içerisinde bizim ömrümüz bir noktayı bile teşkil etmez. Evet, evet. Yani ona göre çok küçük ama kendi adımıza bir büyük. Yani bizim kazanacağımız ve kaybedeceğimiz, ebedi kazanç veya da ebedi kaybe uğrayacağımız süreçte bu ömrümüz içerisinde şekillenmiş olduğunu görüyoruz. Bu yönüyle aslında dünyada herkes bir yolcu. Bazen insanlar kendilerini hancı gibi görüyorlar ama aslında işe idrak ve ibretle bakan herkes biliyor ki aslında yolcu da yolcu, hancı da yolcu. Kimse burada kalıcı değil. Çünkü kendisini dünyada vazgeçilmez sayan insanların bir tane baktığımız zaman bugün mezarlıkları dolduklarını görüyoruz. Dolayısıyla bir süreçten bir yerden geliyoruz, bir başka süreçte yine kendimizi
bir yönden ne diyeyim öbür dünya intikal ediyoruz. Ve yebka vecihu rabbike zül celali vel ikram. Evet. Ondan başka hiçbir şey kalmayacak. Rahmetli Cahit Zarifoğlu'nun güzel bir kitabı var. Bir değirmendir bu dünyada. Güzel de bir kapağı vardı. Evet. Yukarıdan insanlar dökülüyor, öğütülüyor, gidiyor. O süreç işleyip devam ediyor. Hakikaten bu yönüyle kendimizin yolculuk halinde olduğumuzu düşünmek gerekiyor. Aynı algıyı Peygamberimizin bir şahsında da görüyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün istirahate çekilmiştir. Bir hasır üzerine istirahat etmiştir. Tabii ki bunun tabii bir sonucu olarak o yattığı kısımda bedeni üzerine, o mübarek bedeni üzerine hasırın izleri çıkmıştır. Bunu gören bir sahabi demiştir ki, ya Resulallah müsaade buyursanız da siz de şöyle bir rahat yatak edinsek. Yani siz de rahat etseniz. Sonuç itibariyle zaten hayatı bir büyük mücadele ve çabayla geçiyor. Peygamber Efendimizin kendisini ifade ettiği şey şu. Diyor ki benim ile dünyanın arasındaki ilişkinin misali, diyor ki yolculuğa çıkan bir insan düşünürsün ki o insan yolda bir süre bir ağacın altında dinleniyor, gölgeleniyor ve sonra yoluna devam ediyor. İşte benim dünyadaki hayatımın nispeti bu uzun yolculuğun içerisinde bu kadar kısa bir süreçtir. Dolayısıyla peygamber kendisinin yolcu olduğu bilincini asla kaybetmiyor. Tabii ki sadece kendisi kaybetmiyor. Aslında biz onun hayatını kendimize örnek aldığımıza göre, o bize kitabı ve hikmeti kendi sünnetiyle de öğrettiğine göre buradan da biz kendimizi bir yolcu olarak görmek lazım. Yani dünyada bir garip yolcu gibi ol. Evet. Değil mi hocam? Böyle miydi hadis? Öyle de bir hadislerimiz var. Bir hadis-i şerifte var. Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımız zaman Hazreti Peygamber Mekke dönemindeki en çetin İslam'ı davetin zorlu zamanlarında hayatı böyle gördüğü gibi aslında Medine döneminde de aynı şekilde görüyor Hazreti Peygamber. Medine döneminde peygambere Rabbimizin lütfuyla devlet kurmak, inşa etmek müyesser oluyor. Peygamberliğine ilaveten artık bir devletin başkanı olarak şey diyor, devleti idare ediyor. Ama aynı peygamberin hayata bağlılığına baktığımız zaman hala bir yolcu olma bilinç ve duygusunu görüyoruz. Evet. Yine aynen sade bir hayat, yine ashabın karnı asla peygamberin karnı aç olmuştur. Hendek kazılıyorken sahabenin açlıktan karnına taş bağlamışsa peygamber de bağlamıştır. Evet. Hayatını böyle algılamıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine bizlere irşad için buyurduğu bir hadis-i şerifinde diyor ki kün fit dünya ki enneke garibun ev abiri seviyedin. Evet. Diyor ki sen diyor kendini dünyada diyor bir garip gibi veyahut da bir yolcu gibi kabul et. Veyahut da bu şekilde ol. Yani bir garip ve bir yolcu gibi ol. Böyle ve farz et. Ve nefseke min ehlil kubur. Kendini de diyor kabir ehlinden say. Bu neyi ifade ediyor? Garip dediğimiz garip kelimesi kayın harfiyle. Yani bir yere yabancı olarak gelen ve sonra asli vatanına dönecek bir varlık. Biz onu garip deriz, yabancı evet, deriz garip, yani. Garip, misafir. Misafir evet. Gibi. Veyahut da bir yolcu gibi düşündüğümüz zaman bir yere bir sürelik gelen ve sonra asli vatanına dönecek olan bir insanı tahayyül ederiz. Dolayısıyla böyle bir insanın haleti ruhiyesi nedir? O bulunduğu yerde bir şeylere sahiplenmek için dört elle sarılmaz. Kendisini orada kaybetmez. Yani yabancıdır ve gelip gidecektir. Orada bağlanıp kalmayacaktır. Hayata bakışı böyle olduğu için dünyaya karşı da saplanıp kalmaz. Evet. Dolayısıyla mesela bir garip olan insan düşündüğü zaman mal, mülk, işte servetler edinmek, büyük imkanlara kavuşmak, sanki ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak ama öleceğini unutacak seviyede dünyaya bağlanmak düşünülecek bir şey değildir. Evet. Bir garip, bir yolcu en hafif eşyalarla kendisini hayatını idame ettirir. Yani sahiplendiği şeyler nedir? Zaruret olan şeyler, işte bir çanta veya da bir valizdir onun elinde taşıyabileceği. Evet. Ev taşımaz, fabrikalar taşımaz, ticarethaneler taşımaz. Yediği bir öğün yemektir, ikinci evet. öğünü yanında çok da taşımaz. Evet. Ha tabii ki bu şu anlama gelmiyor yani. Dünyevi imkanlar elde edilmesin. Müslümanlar mutlaka. Yani bir hırka, ne diyeyim, bir lokma bir hırka mantığıyla hareket etsin anlamına da gelmiyor. Bunu nereden anlamak gerekiyor? Hazreti Peygamber'in çevresinde arkadan iyi para kazanan ama bunda Allah için infak eden insanlar var. En başta da Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazreti Ebu Bekir Efendimizle ilgili hocam çok enteresan bir bilgiye geçenlerde okudum. Ebu Bekir Efendimizin o günün şartlarında küçükbaş hayvanlar üzerinden serveti hesaplanmış ve bugünün şartlarındaki karşılık geldiği rakamın 5 milyon lira falan olduğu söyleniyor. Evet. Ama hayatında iki defa bunu sıfırlıyor. Evet. Allah yolunda iki evet. defa 5 milyonunu feda edebiliyor mesela. Evet. Gerçekten orası ilginç bir şey. Yani zenginlik derken elbette ki Müslümanlar da kazanmalı. Hatta kazanabiliyorsa en iyi şekilde kazanmalı. Ama problem olan nedir? Bunu kendimize dünyaya bağlılık haline dönüştürmemek. Varlığımızı, yokluğumuzu ona bağlamamaktır. Yani biz bu dünyada bir süreç yaşıyoruz. Bugün varız, yarın yokuz.
Zaten öyle gördüysen Hazreti Ebubekir radıyallahu anh gerektiği zaman hiç hesap kitap yapmadan tüm varlığını ortaya koyabilmiştir. Evet. Aynı yolculuk duygusunun onda da olduğunu görüyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki bu anlayış ilk halife Hazreti Ebubekir'de de bizzat temessül etmiştir. Bu şekilde hareket ettiğimiz zaman, kendimizi yolcu olarak gördüğümüz zaman dünyaya bağlılığımız, ilgimiz şüphesiz ona göre sınırlı olacak diye düşünmek gerekiyor. Hatta tam buradayken hocam şunu da bir isterseniz izleyicilerimizle paylaşalım. Yine Peygamber Efendimizin Allah yolunda bir cihad için malınızdan, mülkünüzden getirin ne getireceksiniz diye çağrıya çıktığı bir zamanda Hazreti Ömer Efendimiz geliyor ve diyor ki bu defa Ebu Bekir'i geçeceğim artık diye geliyor. Malının yarısını, varının yoğunun yarısını getirmiş. Ebu Bekir Efendimiz de o defa tümünü getirmiş. Evet. Ve Allah Resulü soruyor, evdekileri ne bıraktın ey Ebu Bekir? Allah ve Resulünü bıraktı. Evet. Hazreti Ömer de farklı değil. Abdurrahman İbni Avf için aynı şey. Evet. Değil mi? Geliyorlar bir gün diyorlar ki Resulullah buyurdu ki cennete zenginler fakirlerden şu kadar yıl sonra girecek. O esnada Medine'ye doğru gelmekte olan 40 deve yükü kervan, bugünkü modern evet. mantıkla 40 tırdan oluşan bir filoyu ben cennete daha geç girmek istemiyorum. Şu gelen kervanın tamamı Medine fukarasınındır diyerek gözden çıkarabiliyor. Gözünü kırpmadan feda edebiliyor. Dolayısıyla yani zengin olmamak değil dünyada garip gibi olmak ya da dünyada yolcu misafir olduğunu unutmamak, zengin olmamak, parası olmamak değil. Evet. Onu feda edebilmek. Evet. Allah yolunda onu harcayabilmek. Evet. Aynı zamanda tabii geçmişten şey diyoruz ama günümüzde de hakikaten Allah'ın verdiği imkanları çok güzel harcayan insanlar var. Var. Yani bunlar da hep böyle hayatın olumsuzluğuna değil, böyle örnek numune insanlar gerçekten toplumumuzda var. Bugün hakikaten sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kendisinin yolculuk bilincini çok iyi anlayan ve hakikaten hiç tanımadığı, görmediği, belki hayatında hiç görmeyeceği insanlara diyor ki ben bunu destek oluyorum, gidin onların köylerine bir kuyu açıverin. Diyor ki oradaki hastaların tedavisini ben şu kadar destek olabilirim diyor. Evet. İşte bu örnekleri de hakikaten takdir etmek lazım. Hep olumsuz yönlerine bakarak bir nevi enseyi de karartmamak lazım. Biraz kesinlikle da böyle güzel örneklerini kesinlikle diğer insanların önüne bir numune olarak da aslında takdim etmekte evet. fayda var. Türkiye'nin son yıllardaki o açıklanan yurt dışına yapılan insani yardımlarla ilgili dünya sıralamasında Amerika'dan sonra ikinci ama gayri safi milli hasılasına bakıldığında en yakın rakibine 10 kat fark evet. eden, fark atan o rakamsal çerçevede bunu gösteriyor. Evet. Elhamdülillah. Gerçekten buna Allah'a hamd etmeliyiz. Yani ülkemizdeki bu gelişmelerin olması, hakikaten İslam'ın güzel ahlakını, infakını temessül edebilmesi. Elhamdülillah. Bu insanlar niçin yapıyorlar bunu? Kendinin bu dünyada bir yolcu olduğunu biliyor ve öbür dünyasına yatırım yapıyor. Evet. Et dünya mezraatül ahire buyurulmuş. Yani dünya ahiretin tarlasıdır ve güzel şeyler ekiyorlar. Ümit ederiz inşallah büyük bir samimiyet, ihlasla yapılır bu fedakarlık. Öbür dünyada güzel ürünler olarak insanlar kendilerine döner diyelim. Bu sürece baktığımız zaman hayat bir yolculuk olduğuna göre tabii ki bu yolculuğun istikamet üzerine gideni de var. Tabii ki sapma göstereni de var. Evet. İstikamet üzerine giden yol nedir? Cenab-ı Hak Yasin suresinde buyuruyor ki İnneke lemnel mursenin alâ sıratın müstakim. Şüphesiz sen peygamberlerden elçilerdensin ve sıratın müstakim üzerine göndermiş olan bir elçisin. Dolayısıyla peygamberin takip ettiği, ortaya koyduğu hayat tarzı aynı zamanda bu güzel elçiliği güzel bir şekilde temessül ettiriyor. Biz şimdi Kur'an-ı Kerim'de hemen açıverdiğimiz zaman ilk sayfasında karşımıza çıkan sure Fatiha suresidir. Zaten bir giriş suresidir. Aslında bir yönüyle Kur'an-ı Kerim'in özeti olarak da görülüyor Kur'an şeyde evet. öz itibariyle. Şimdi oraya baktığımız zaman ki her namazda biz bunları okuyoruz. Orada Cenab-ı Hak bize öğrettiği şekliyle dua da ediyoruz. İhdinas sıratal müstakim. Bizi sırat-ı müstakim eriştir. Nasıl bir sırat-ı müstakim bu? Sıratallezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna eriştir. Kim o nimet verilenler? Evet. Kim bu nimet verilenler? Başka ayetlerde tafsil buyuruyor. Peygamberler, şehitler, salihler. Ulaikellezine en'amallahu aleyhim evet. minennebiyyin evet. ve sıddıkîn ve şühedâ evet. ve salihîn. Evet. Yani malını ortaya koyanlar, salih olarak güzel ameller ortaya koyanlar, mali imkanlarını ortaya koyanlar ve canını ortaya koyanlar. En üst seviyede tabii ki. Evet. Peygamberin mesajını en iyi anlayanlar ve bu yolculuk sürecini anlamlı bir şekilde, değerli bir şekilde sürdürüp sonra Cenab-ı Hakk'ı razı edecek güzel amellere muvaffak olan insanlar hakikaten bu konuda örnek.
Ama hemen devam eden ayet-i kerimelerde şunlar da var. Diyor ki bu sırat-ı müstakim nedir? Allah'ın kendisine nimet verdiği insanların yolu ama gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Gazap olunanların evet. ve sapıtanların yolda değil. Şimdi bu ayet-i kerime bizzat peygamberin tefsiri şudur. El mağdubi aleyhim Yahudilerdir. Veleddallin ise Hristiyanlardır. Bizzat peygamberin tefsiri budur. Evet. En yetkili müfessir Cenab-ı Hak'la bizzat muhatap olan Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla bu tefsirden de baktığımız zaman hakikaten demek ki sırat-ı müstakim şeyden yollarını ayırmış olduğunu görüyoruz. Ehli kitaptan yollarını ayırmış olduğunu görüyoruz. Evet. Zaten öncekiler dini ifsad edip bozmasalardı belki daha sonra bu mesajın bu kadar erken belki gelmesine sebep olmayacaktı. İşte bu yoldan çıkanlar veya da gazaba uğrayanlar bizim takip etmememiz gereken bir yol olarak şey diyor. Ki bu Kur'an-ı Kerim'in özet olan bir surede. Evet. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman çok dikkat çekici bir şekilde her peygamberden az çok bahsedilmiştir. Her ümmetten az çok bahsedilmiştir. Ama özellikle Yahudi ve Hristiyanlardan çok daha fazla bahsedilmiştir. Evet. Allah'a emanet bunun hikmeti şu olsa gerek. Hazreti Peygamber'den bugüne gelinceye kadar Müslümanların karşısına engel olan, sırat-ı müstakime çelme atıp o yola gidenleri alıkoyanlara baktığınız zaman hakikaten Peygamber'den bugüne kadar karşımıza çıkan tabloda ehli kitap yani Yahudi ve Hristiyanlar olduğunu görüyoruz. O halde Müslümanın bu sırat-ı müstakimi takip etmesinin yolu nedir? El mağdub aleyhim ve leddalin dediğimiz Yahudi ve Hristiyanlardan yollarını ayırması gerekir. Yani sırat-ı müstakimde onların yolları aynı yol değildir. Ama günümüzde bazı Müslümanlar da gerek bireysel gerek cemaat gerekse ülke bazında ciddi sapmalar olduğunu görüyoruz. Maalesef. Ehli kitapla beraberliği, onlarla beraber özdeşleşmeyi ve aynileşmeyi, onlarla hedef birliğine aynı şekilde yürümeyi, aynı kurallarda bulunmayı hakikaten bir mümin oturup iyi bir düşünmesi lazım. Yani birlikte yaşamak başka evet, bir şey. Evet. O sarıyor zaten. Resulullah Medine'de Medine vesikasını imzaladı. Yahudilerle, Hristiyanlarla ve hatta biz evet. biraz da müşriklerle beraberce yaşadı. Doğru. Ama onların yoluna tabi olmak. Evet. Değil mi? Peygamber Efendimiz'in de bununla ilgili bir hadisi var yine değil mi hocam? Evet. Ben sizin için öyle bir günden korkuyorum ki Hristiyanlar ve Yahudiler bir keler evet. deliğinden girecek olsalar siz de onları takip evet. etmeye. Evet. Şöyle buyuruyor. Yani güzel bir hatırlatma. Teşekkür ediyorum. Letettebiunne sünenellezine kableküm. Diyor ki levseleki cuhra dabbin leselektumuhu. Diyor ki siz sizden öncekileri diyor adım adım şibran bi şibrin diye de ifade ediyor. Hı hı. Adım adım arşın arşın ne diyeyim peşlerine takip edeceksiniz. Diyor ki onlar hiç tutarsız mantıksız bir iş örneği olarak bir keler deliğine girse bile siz de onları takip onları peşinden gireceksiniz. Dolayısıyla bir nevi onların boyasına boyanıp onların yoluna düşeceksiniz. Tabii ki onlar girdiği yere gireceğinize göre onların yoluna düşeceksiniz. Evet. Sahabe soruyorlar diyorlar ki قَالُوا الْيَهُودْ وَالنَّسَارَى Ya Resulallah bunlar diyor Yahudi ve Hristiyanlar mı? Peygamber diyor ki femen başka kim olacak? Ya. Dolayısıyla demek ki ümmeti Muhammed'in önündeki en ciddi problem nedir? Ehli kitaplaşma problemidir. Ehli kitaplaşma temayülüdür. Ehli kitapla özdeşleşme, aynileşme, onlarla beraber hedef ve gaye birliğine düşme problemidir. Hakikaten günümüze baktığımız zaman İslam dünyasını tarihte olduğu gibi bazen cephede, bazen ne diyeyim, kültürel ve siyasi birçok alanda bazı Müslümanların ülke bazında ve hatta birey bazında, cemaat bazında maalesef. Bunlarla aynileşme yoluna gittiğini, onlarla irtibatlarını devam ettirdiğini görüyoruz. Maalesef. Hatta şöyle acayip de bir durum karşınıza çıkıyor. Mesela bu insanların bir kısmı Müslüman ülkeyle olan bağları o kadar güçlü değil. Müslüman ülkeye düşmanlık yapabiliyorlar. Cemaat bazında baktığınız zaman diğer Müslümanları çok sevmeyebiliyorlar ama onlarla beraber şey diyorlar. Evet. Şöyle tipik bir olay anlatılıyor. Buyurun hocam ondan sonra bir araya gideceğiz. Evet. Amerika'da bulunan bir ailenin oradaki izlenimi işte 15 Temmuz'a sebep olan kesimin oradaki müntesiplerine diyorlar ki ya biz sizi pek camide göremiyoruz. Niye camiye gelmiyorsunuz? Diyorlar ki cami Diyanet'in camisi. İşte devletin bilmem ne biz gelmiyoruz peki. İyi hadi anladık yani. Diyanet. Peki diyorlar siz her zaman kiliseye de gidiyorsunuz. Diyorlar ki orada diyalog toplantımız var. Şimdi bir süreç düşünün ki cami kürsülerindeki vaazda başlamıştı bu süreç. Bugün gelinen noktada camiye gitmeyen ama kiliseye aksatmadan giden bir kuşağa dönüşüyor ise bu yola bilmeyerek kapılan kardeşlerimize ben şahsen söylüyorum. Kin ve garazla değil samimiyetle söylüyorum. Yanlış bir yola kapılmış olabilirsiniz. İyi niyetle ve onlara hüsnü zannı sebebiyle böyle bir şeye kapılmış olabilirsiniz. Ama artık yol yakınken ve iş bu noktaya gelmişken
bu yanlış yoldan dönmek gerekir. Evet. Dönülmezse belki gerisin geriye dönmeye ömürleri vefa etmeyebilir. Fırsat kalmayabilir. Fırsat kalmayabilir. Dediğiniz gibi Hristiyanların, Yahudilerin, gayrimüslimlerin boyasıyla boyanmaya başladık. Allah muhafaza. Ve bu işin sonu hiç de iyi değil. Evet. Halbuki Kur'an bize sıbgatallah ve men ahsenu minallahi sıbga. Evet. Değil Fatiha'da mi? Yani 5 vakit namaz kılan bir insan 40 defa en azından Fatiha okuyor. Bizi sırat-ı müstakim eriştir. Aman Yahudi ve Hristiyanların yoluna değil diye de dua eden bir Müslüman. Ama buna rağmen. Ne yaman bir çelişki gerçekten ya. Hocam izleyicilerimizden gelen yorumlar var. Onları aktarıp sonra araya gidelim. Kudret Karaca, hayırlı sahurlar kardeşim. Kim demiş Müslümanın gece hayatı olmaz diye? Biz de işte sahurlarda eğleniyoruz hamdolsun demiş. Eyvallah. Ne güzel demiş. Mübah yetişir. Bugünümüze şükürler olsun. Allah'ım tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini mübarek kılsın demiş. Hayırlı yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bir araya daha gidelim. Sonrasında hocamızla bu insanlığın serüveninde hocam özellikle sormak istediğim konulardan bir tanesi şu. Bu yolculukta yol arkadaşı kıymetli, evet, önemli. Doğru. Çünkü Peygamber Efendimizin hadisine atıfla bir insan ya yolculukta tartılır, doğru, bilinir. Ya alışverişte biri, yolculukta arkadaş o yüzden çok kıymetli. Evet, yolda önemli. Edineceğiz? Kiminle beraber yürüdüğünüz de çok önemli. Yolu tarif ettik, sırat-ı müstakim. Peki kiminle kol kola gireceğiz? Evet. Onu da aramızdan sonra konuşalım inşallah. Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi, ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir günkü gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti halardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız.
Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştı ya Muhammed, bugünkü kadar. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp sahveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışla aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Konsun, konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl, susar uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir. Gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın kayıtsade Osmanlar. Naatını galip yazsın mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz, bekliyoruz yıllardır. Merhum Arif Nihat Asya bu Naat-ı Şerif'i kaleme almasıyla, Allah ona rahmet eylesin, ne güzel bir iş yapmış hocam. Evet. Yani üstüne bir başka Naat-ı Şerif, çok farklı Naat-ı Şerifler var. Hepsinin kıymeti, değeri ayrı ama Arif Nihat Asya'nınki de bir başka şimdi. Evet. Bir nevi özetleyivermiş o dönemi bize. Evet hocam. Bütün Siyer-i Nebi'yi şöyle gözümüzün önünden bir geçiriyor. Ve bu çağa da bağlantısını kurmuş. Evet. Yani Ebu Cehil öldü diyorlar. Ebu Cehil ölmedi. Ebu Leheb kıtalar dolaşıyor. Doğru. Az önce siz örneğini verdiniz hocam işte. Evet. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler insanları hak olan yoldan, sırat-ı müstakimden batıla batıla çekmek için kıtalar dolaşıyorlar. Doğru. Artık ülkeler, şehirleri geçti. Kıtalar dolaşıyorlar. Öyle. Ve Hristiyanların, Yahudilerin yoluna doğru insanları çekmek için bin bir türlü hile, desise, İslam adına, Allah adına neler yapıyorlar hepsini evet. Görüyoruz. Hocam şimdi sohbete burayla da bağlantılandırarak şöyle devam etmek istiyorum ben. İnsanları haktan alıkoyup batıla doğru çekmek için çalışanlar insanlara dost görünenler, arkadaş olanlar. O yüzden evvel rafik, ba'det tarik demişler. Evet. Önce yol arkadaşı, sonra yol. Evet. Çünkü yol arkadaşın sağlam olmazsa o yoldan sapmanın da bir yolunu sana bulur. Bulur. Nefis bulur, şeytan bulur. Evet. Ve şerre çağıranlar şüphesiz bulacaktır. Hazreti Peygamber bu çerçevede bize güzel bir uyarıda bulunuyor. El mer'u ala dini halilihi. Felyanzur ehadüküm men yuhalil. Diyor ki kişi arkadaşının, dostunun dini üzerinedir. Sizden birisi kiminle dost olduğuna dikkat etsin. Şimdi arkadaşlık önemli bir şey.
Mesela hepimiz diyor ki sahabi, ashab-ı kiram, ashab-ı Resulullah diyoruz. Sahip kelimesinin anlamı aslında yoldaş, arkadaş anlamına geliyor. Bir şeye eşlik eden demektir. Peygamber bir mücadele veriyor. Onun yanında bulunan, derdiyle, devasıyla her türlü yükü onunla paylaşan, acı tatlı günlerde peygamberin yanında olanlar, yani ona yoldaş olanlar, yol arkadaş olanlar işte ashab-ı kiramdır. Evet. Dolayısıyla kişi kimin de arkadaş olduğuna dikkat etmeli. Siz çok güzel ifade ettiniz. Hakikaten şiirde de ortaya konuluyor. Bir tarafta peygamber ve onun çizgisinde giden ona yol arkadaş olanlar var. Bir tarafta Ebu Cehiller ve Ebu Lehebler var ve ona yol arkadaş olanlar var. Evet. Dolayısıyla yol önemli ama yol arkadaşınız, yoldaşınız da önemli. Çünkü arkadaş insanı hayra da götürür, şerre de götürür. Hatta şöyle Arapça güzel bir ifade var. Es-sahibu, sat harfiyledir. Sahibun, bu da sin harfiyle, imma ilal cenne ve imma ilen nar deniliyor. Diyor ki arkadaş insanı ya cennete götürür ya cehenneme götürür. Peygamberle beraber arkadaşlığı tercih edenler, hak davayı tercih edenler, onun çizgisinde gidenler inşallah Rabbimizin lütfuyla cennete ulaşacaklar. Ama peygamberin karşısındaki yolu takip edenler, onlarla dostluk ve yaranlık teşkil edenler, ehli kitapla dost olanlar, Ebu Cehil'in yaranı, müşriklerin lideri olarak, Ebu Leheb'in yaranı, öbür tarafta ise Abdullah İbni Übey İbni Selul, münafıkların yaranı, onlarla beraber arkadaş olanlar, dost olanlar, elbette sırat-ı müstakim üzerine olamayacaklar. Sırat-ı müstakim üzerine de değiller. Çünkü onların gönül bağları şüphesiz ki beraber dost olduğu insanlarla şekillenir. Hatta şöyle de düşünebiliriz. Bir insan beraber olduğu insanın kişilikleri, kimlikleri kendisine sirayet eder. Kişinin sevgisi oluşur. Sevgi ise bağı oluşturur. Bağ ise aynı yolda sürüklenmeyi getirir. Mesela Peygamber Efendimiz'e bir sahabi geliyor. Diyor ki ya Resulallah diyor. Kıyamet ne zaman diyor. Peygamber Efendimiz cevap vermiyor. Kalkıyor. Namaz vaktiymiş. Namazını kılıyor. Sonra diyor ki ey Nesail. Soru nerede diyor. Adam diyor ki ben buradayım ya Resulallah. Diyor ki sen diyor kıyamet gününe ne hazırladın diyor. Ya Resulallah diyor çok namaz çok oruç hazırlayamadım. Ama diyor ki ben diyor Allah ve Resulünü seviyorum diyor. Bunun üzerine Peygamberimiz diyor ki el mer'u me'amen ehabbe. Kişi diyor sevdiği kişiyle beraberdir. Ya, ne güzel bir müjde. Çok güzel bir ifade. Hatta bir başka hadisin başka rivayetlerinde şu da geçer. Yuhşerul mer'u me'amen ehabbe. Kişi sevdiği kişiyle, arkadaşıyla, yoldaşıyla beraber aynı yerde haşrolunur. Dolayısıyla hakikaten bugünün içerisinde biz düşündüğümüz zaman bizim yoldaşımız, arkadaşımız kimdir? Ona göre düşünmek gerekiyor. Hangi çizgide gidiyoruz? Hangi şeyler ediyoruz? Bir başka hadiste şöyle buyuruyor. İyi dost ve kötü dostu Peygamberimiz şöyle ifade ediyor. El celisü salih ve el celisü seyi diye ifade ediliyor. İyi arkadaş diyor, güzel itriyat satan, pazarlayan insan gibidir. Diyor sen onunla arkadaş olursan, diyor ki ya o sana güzel şeyler ikram eder veya sen ondan alırsın. Evet. Dolayısıyla bu etkileşimden o güzellikler sana da sirayet eder. Kötü arkadaş ise diyor ki demiri eriten körükleyen kişiye benzer. Diyor ki ya onun kıvılcımından bir şey sıçrar senin elbiseni yakar veyahut da onun kokusu sana sirayet eder, sen ondan rahatsız olursun. Dolayısıyla iyi kimselerle beraberlik insanları iyi yola götürür. Kötü kimselerle beraber kişiyi kötü yere götürür. Tam burada hocam, Peygamber Efendimiz'in hadislerinde geçen 99 kişiyi öldürüp sonra tevbe yolu arayan bir adamdan bahsedilir. Evet. Bu da buna bir örnek midir? Çok da güzel bir örnek gerçekten. Çünkü şöyle diyelim, o olayda anlatılan, kısaca ben şöyle dinleyeceğimize özetleyivermiş olayım. Bir kişiden bahsediyor Peygamber. 99 kişiyi öldürmüş ve bu yoldan pişman olmuş ve doğru bir yola yönelmek istiyor. Bir rahibe yani ibadet ehli olan bir insana gidiyor. Diyor ki benim için bir çıkış yolu var mı? Hikayeyi dinliyor. 99 kişi ölmüş. 1-2 değil. Onlarca kişi var. Diyor ki ben sana bir yol göremiyorum diyor. Sen her şeyi mahvetmişsin deyince onu da öldürüyor. Yüze tamam diyor. Sonra aramaya devam ediyor. Peygamber hadisine geçiyor. Diyor ki alim bir insanı gösterdiler diyor. Alim bir insana geldi durumunu anlattı diyor. Dedi o adamın hikayesini dinleyince diyor ki sen nerede yaşıyorsun? Diyor ki ben falan beldede yaşıyorum. Ha biliyor ki orası zulmün, gaddarlığın merkez olan, yani çevresini kötülük ehlinin kuşattığı bir merkez, bir yerleşim birimi. Diyor ki sen bundan kurtulabilirsin. Umulur ki Allah seni affedebilir. Ama diyor yapman gereken bir iş var. Sen orayı terk edeceksin. Falan beldeye gidip oraya yerleşeceksin. Orada iyi insanlar var.
Yani kötü arkadaşları, yaranı bırakacaksın, katlarlardan, zalimlerden oluşan çevrenden kopacaksın. Diğer çevrenin iyi insanlarla beraber olacaksın. Evet, önce aslında, çevreni değiştireceksin. Aslında Ramazan'ı bu yönde de değerlendirmek lazım. Şöyle bir muhasebe olabilir. 11 ayın sultanı diyoruz ya, şöyle bir muhasebe edelim kendimizi. Her birimiz aslında yapmamız gereken bir şey. Acaba ben kimle beraber yolda yürüyorum? Yoldayken tabii ki fiziki yolda kastetmiyorum. Hayat yolculuğunda beraber olduğumuz insanlar ne? Mesela ilim var mı? İrfan var mı? Güzellikler var mı? Bize hayırlı şeyleri gösteriyor mu? Yoksa bizi şerre ve kötülüğe kanalize edecek bağlantılar mı var? Hakikaten bundan kurtulabilmek için çevremizi değiştirmek lazım yani. Yoldaş ve arkadaşlarımızı şekillendirmek lazım. Peygamberin bir isetinden önce Mekke'deki yaşayan insanlar 3 aşağı 5 yukarı benzer insanlardı. Yani inkar, şirk vesaire yönden. Peygamber geldi, yeni bir çığır açtı. Ona yoldaş olanlar biz ashab-ı kiram olarak şey diyoruz. Bugün bile radıyallahu anhüm, Allah onlardan razı olsun diyoruz. Ama bu yola düşmeyen, yanlış çevrede kalan, takılıp kalanlar ise ne yaptılar? Ondan çizgi neyler? Evet, lanetullahi aleyhim. İlâ cehennem, cehenneme yolculuk ettiler. Dolayısıyla kötü arkadaş demek ki insanı cehenneme götürüyor. Bir de hocam aslında tam bu söylediğiniz noktada şu dikkatimi çekiyor benim. Efendimizin cahiliye toplumunda dostu, arkadaşı, refiki yok o şirke bulaşanların arasında. Evet. Mesela Efendimizin dostlarından bir tanesi Hazreti Ebubekir. Evet. Ama hanif. Evet. O zaman da arı duru bir insan, tertemiz bir insan yani kişiliğine. Tabii ki kamil manada bir Müslüman olması mümkün değil. Çünkü önceki davetler alt üst edilmiş ve ciddi problemler var. Ama yaşayış tarzı itibariyle arı duru bir insan. O peygamberin dostu, peygamber onun dostu. Dolayısıyla bu çizgiden olaya baktığımız zaman hakikaten biz kiminle yürüyoruz, nerede yürüyoruz ve nasıl yürüdüğümüze bir yolcu olarak, hayat yolcusu olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Hocam inşallah biz bu yolculukta arkadaşını iyi seçenlerden oluruz. Evet. Şimdi dediğiniz gibi Ramazan'da çevremizdeki insanları da yeniden bir şöyle gözlemleyip, onları da bir muhasebe edip, çetelesini çıkarıp bana ahiret yolculuğunda arkadaş olanlar ve beni cennete doğru çekenler ve beni nara doğru, cehenneme doğru sürükleyenler diyerek bir ayrım yapmak da mümkün. Mümkün. Şimdi bu çerçevede şunu şey etmek lazım. Madem ki buradan bugünkü anlattığım şeyden hepimiz bir yolcuyuz. Hayat bir yolculuktur. İşte bir sürede başladı ve bir sürede bitecektir. Bir ilahide ifade edildiği şekliyle. Buyurun hocam. Ey yolcular, ey yolcular. Yol Muhammed'in yoludur. Yol Muhammed'in yoludur. Bir, her bahçenin gülü kokmaz. Gül Muhammed'in gülüdür. Oo. Tabii ki peygamberle beraber ashab-ı kiram aslında bu bahçenin gülleridir. Çok biz hayatımızda biz peygamberi ve onun beraberinde hayatı şekillenmiş olan örneklere baktığım zaman bunların içinde tüccar olan var, idareci olan var, salih olan var, zengin olan var, fakir olan var. Ama peygamberin öğretisinde, peygamberin izine düştükleri için, onun çevresinde yer aldıkları için hepsi, her bir kesimimiz için aslında örnekler ifade ediyorlar. Bu yönden düşündüğümüz zaman. Çok güzel bir yerden bağladınız hocam. Burayla artık toparlayıp bitirelim. Evet. Ey yolcular, yol Muhammed'in yoludur. Aleyhissalatu vesselam. Gül Muhammed'in gülüdür. Bu yola giren gül kokar. İnşallah. Bu yola giren tertemiz kalır. Allah'ın ve Resulünün yolundan yürüyen cennete doğru yolculuk yapar. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ağzınıza, dilinize, yüreğinize sağlık. Biz bu programlarımızda, sahurumuzda ve iftarımızda Kur'an ayı Ramazan'da bir meal hediye ediyoruz. Bir Kur'an hediyesiyle en taçlandırıyoruz. En anlamlı hediye. Çok teşekkür ediyorum. Hocam, Allah razı olsun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Efendim bir imsake daha geldik. Şimdi ezan Allahu Ekber diyecek ve biz Ramazan-ı Şerif'in 5. gününe niyetleneceğiz. Bir kez daha niyet edeceğiz. İyi insan olmaya, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda yürümeye, güzel arkadaşlar edinmeye ve cennete doğru adım adım yürüyerek o son nefeste Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ile Rafikil A'la diyerek işaret ettiği yüce dosta kavuşmanın sevincini yaşamak adına bu niyetimizi bir kez daha tazeleyeceğiz. Ve yine niyet edeceğiz ki kötülerin, kötülüğün, şerrin, batılın yoluna doğru gitmeyeceğiz. Rabbim bu yolu bize kolaylaştırsın. Seherin bu vaktinde imsakiniz, yolculuğunuz, yolunuz hayırlı olsun, mübarek olsun, bereketli olsun efendim.
Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye alessalâh. Hayya alel felah. Hayya alel felah. As-salatu khayrun minan nawm. As-salatu.